Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk uçak fabrikasını açan ve bu alanda tüm mal varlığını harcayarak büyük mücadeleler veren Nuri Demirağ, 1886 yılında Sivas'ın o zamanlar kasaba olan Divriği ilçesinde doğdu. 1926 yılında Genç Cumhuriyet'in milli kaynaklarla demiryolu yapımı projesinde yer aldı ve en muhtaç olduğu zamanda Anadolu'ya demiryolu ağı döşedi. 1930'lu yıllarda vizyoner ve atılımcı kişiliğiyle büyük projelere girişti. 1931'de Asya'yı Avrupa'ya bağlayacak Boğaz Köprüsü projesini yaptı. Proje Atatürk tarafından çok beğenildi. 1934'te başarılarından ötürü Atatürk kendisine Demirağ soyadını verdi. Anadolu'yu demir ağlarla ören Nuri Demirağ gözünü gökyüzüne çevirdi ve demir kuşlar için çalışmaya başladı. 1936'da Beşiktaş Nuri Demirağ Uçak Atölyesi'nin temelini attı. Beşiktaş'taki fabrikada Türkiye'nin ilk uçak mühendislerden Selahattin Alan'ın projesini çizdiği ND-36 adı verilen tek motorlu Türkiye'nin ilk yerli uçağını üretti. Uçak çok beğenildi ve Türk Hava Kurumu tarafından 65 adet sipariş edildi. 1938'de Nuri Demirağ hedef büyüttü ve Nu.D-38 adını taşıyan çift motorlu 6 kişilik yolcu uçağını üretti. Demirağ 1944'te Nu.D-38 için uluslararası uçuş sertifikası aldı. Keban Barajı projesini tasarlayan, Türkiye'nin ilk paraşüt fabrikasını ve ilk sivil havacılık okulunu açan Nuri Demirağ 13 Kasım 1957'de vefat etti.